Evet, selamun aleyküm arkadaşlar. Bu Instagram her gün yeni numaralar yaparak bizim etkinliğimizi kontrol etmeye çalışıyor, öyle diyelim. Biz de uyum sağlamaya çalışıyoruz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Hazreti Adem'den bahsediyoruz biliyorsunuz arkadaşlar. Ayda bir defa Meridyen Genç sayfasında peygamberlerden bahsedeceğimize söz verdik. Fakat ben böyle yaparsam bu ne kadar sürer bilmiyorum. Ama işte gidebildiğimiz yere kadar inşallah. Hazreti Adem'den bahseden Bakara suresi 30. ayetten 39. ayete kadar toplam 10 ayet. Den bahsediyoruz. Elmalı Hamdi Yazır merhumun açıklamaları o kadar önemli noktalara temas ediyor ki ve konunun anlaşılması için o noktalar o kadar gerekli ki böyle atlayıp geçemiyorum, yani hızlı bir şekilde meali okuyarak ve küçük açıklamalarla yetinerek gidemiyorum maalesef. Anlayışınıza sığınıyorum bu hususta. Rabbimiz madem bu kadar teferruatlı anlamaya çalışıyoruz, aynı hassasiyetle, aynı şekilde hayatımızın bütün detaylarına o peygamberlerin güzel ahlaklarını aktarabilmeyi nasip etsin şu mübarek günler vesilesiyle. Arkadaşlar, hakikaten biraz muzdaribim, yani şu açıdan çok fazla sohbet var, dini sohbet var. Her gün her yerde bütün mecralardan akıyor yani sohbetler, maşallah. Bu güzel mi? Çok emin değilim. Muzdaribim dedim işte, az önce ifade ettim. Çünkü çokluk yoklukla neredeyse aynı kapıya çıkabiliyor. Yani o yokluktaki mahrumiyetle çokluktaki yetinememe ve bir süre sonra işte alışkanlık haline gelmesi, bunları duymanın sıradanlaşması, yani kıymetinin kalmaması na sebep olur diye endişe ediyorum, korkuyorum. İnşallah o sıradanlaştırmaya katkıda bulunmayacak işler yapmayı Allah Teala nasip etsin bizlere ve sizlere. Rabbimden niyaz ediyorum hakikaten. Çünkü bakıyorum böyle işte ne anlatılmış Hazreti Adem'le ilgili dijital dünyada neler var, neler söylenmiş diye. Yani onlara ilave edecek neyimiz var bilmiyorum. Ama işte arkadaşları kıramıyoruz ve böyle biz de o furyaya katılıp gidiyoruz. Rabbim her zaman doğruya muvaffak etsin ve en önemlisi, en önemlisi arkadaşlar öğrendiklerimizle ahlaklanmayı nasip etsin. Çünkü bilgi insana bir şey kazandırmaz arkadaşlar. Bugün işte bilgi çağı, kariyer çağı ve hakikaten bu bilgiyi kanıtlanmış bir şekilde, yani resmi mecralarda kanıtlanmış bir şekilde sahiplenmeniz, sizin mülkünüz haline gelmesi, yani bilginin önemli bir statü kazandırıyor her anlamda. Buna karşı da değilim, yani çok güzel bir şey bu. Fakat bilelim ki bu sadece bir alet arkadaşlar. Yani bir vasıta. Eğer o vasıtaya bindiğinizde sizi amacınıza ulaştırmıyorsa, neticede bir işlevsiz, yani olduğunuz yerde durmakla işte bir araca binmek, eğer o araç hareket etmiyorsa ve amacınıza doğru götürmüyorsa sizi, hiçbir şey değiştirmiyor hayatınızda sonuç itibarıyla. İnşallah ahlakımıza, tekrar tekrar vurguladığım gibi, ahlakımıza yansıtmayı, çok küçük minimal hareketlerle bile olsa arkadaşlar, yani bu ahlaka yansıtma konusunu da, yani öğrendiklerimizi amele dönüştürme ve içselleştirerek ahlakımız haline getirme, ikisi aynı şey değil çünkü. Bu konuyu da böyle çok devasa bir proje gibi düşünüp, hani kendinizi sürekli başarısız, sürekli yetersiz hissetmemiz de acizane kanaatim şeytanın bir tuzağı.
Küçük minimal hareketlerle de olsa, yani illa öyle olmak zorunda değil, bazıları bir gecede bütün hayatını değiştirir. Çok kuvvetli bir iradesi vardır, çok kuvvetli bir kararlarının arkasında sağlam durabilecek bir yapıdadır. Ama o bir gecede değiştirenlerden ben biraz endişe ederim. Bir gecede öbür tarafa da gidebilirler, yani biraz uçlarda yaşarlar. Siz yani kendinize bakın, herkes kendine baksın, kendi gücü, kendi kapasitesi ne kadar kaldırmaya el veriyor. Bir de insanlara bakarak kendinizi ölçmeyin, çünkü o insan hani size mesela az önce söylediğim o bir gecede değişti zannettiğimiz kişi, kim bilir kaç yıldır o değişim onun içerisinde demleniyor, o günü, o gün, o saati bekledi. Dolayısıyla biz kendimize bakalım. Önemli olan arkadaşlar, İvmenin ileriye doğru olup olmamasıdır. Yani hayatımızdaki değişikliklerin, hayatımızdaki ilerlemelerin ileriye doğru mu, geriye doğru mu? Yani buna bakmak lazım. Eğer ileriye doğruysa, çok küçük de olsa, biliyorsunuz biz çocukluğumuzda tavşan ve kaplumbağanın yarış hikayeleriyle büyüdük arkadaşlar. O hareket küçük ve minimal de olsa, eğer sürekliyse, istikrarlıysa, mutlaka sizi hedefinize, sizi ve bizi hedefimize ulaştıracaktır. Hazreti Adem aleyhisselama hürmet ve saygılarımızı gönderelim. Allah Teala'nın salatu selamını gönderelim ve o bizim babamızdır, bütün insanlığın babasıdır arkadaşlar. Allah ona ve onun ailinden gelen, onun soyundan gelen bütün peygamberlere rahmet etsin, salat ve selam onların üzerine olsun, onların feyizleri, bereketleri de bizim üzerimizde olsun. İnşallah ruhaniyetleri, maneviyatları da bize rehberlik etsin. İnşallah. Ve işte bu samimi dileklerle ve küçük hatırlatmalarla kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi biz 1. ayet, 30. ayette, yani bölümün başında neyi okumuştuk arkadaşlar? Hikayenin başlangıcını okumuştuk. Tekrar şunu da söyleyeyim. Elmalı Hamdi Hazır bu bölümün başında arkadaşlar diyor ki, bu Adem bahsinde, diyor, Bakara suresindeki Adem bahsinde, yani 30 ve 39. ayetler arasında 10 ayette 40 kadar konunun ele alındığını söylüyor Elmalı Hamdi Yazır. Onları size saymıştım hızlıca. Arzu edenler tekrar o bölüm başına bakabilir. Yani affedersiniz, 40 kadar değil, 20 kadar, 20 kadar konu ele alınmış bu 10 ayette diyor. Bütün bunlar ehli ilme ihtar edilmiştir diyor. Burada işte efendim insanın yaratılışı var, hukukun kaynağı var, Allah katında insanın değeri meselesi var, kaza ve kader konusu var. Hakikaten yani Bakara suresindeki bu 10 ayet çok derinlemesine incelenmesi, üzerinde düşünülmesi ve oradan ilkeler, kendimize prensipler çıkarılması gereken bir bölüm. 30. ayeti şöyle mealen hızlıca size okuyayım, konu kopuk olmasın diye. Hani Rabbin meleklere yeryüzünde bir halife yaratacağım deyince, onlar biz seni hamd ederek tesbih ve takdis edip dururken orada bozgunculuk edip kan dökecek birini mi yaratacaksın demişler. Allah da onlara ben sizin bilmediklerinizi bilirim buyurmuştu diyor ayet-i kerimede. İşte halife kavramı üzerinde durduk. Arkadaşlar, meleklerin itirazlarının sebebi üzerinde durduk. Melek kavramı üzerinde çok kısaca durduk, konumuzun ilgilendirdiği kadarıyla. Ve bilhassa da ilk defa dinleyenler için söylüyorum. İşlediğimiz herhangi bir bölümde bir kavram geçiyorsa, onu mutlaka ansiklopediden şöyle bir gözden geçirmenin faydalarından da bahsettik. Şimdi 31. ayet arkadaşlar şöyle başlıyor. Yani Cenab-ı Hak meleklere bu bilgiyi verdikten sonra ve melekler de o itirazı yapıp, itiraz demeyelim, yani hikmetini istiğfar etmek diyor ona Elmalı Hamdi Yazır. Yani hikmetini öğrenmek istiyorlar. Niçin böyle bir şeye ihtiyaç duyulduğunu, ne gerek var yani? Çünkü biz zaten sana kulluk ediyoruz diyorlar ve üstelik de bunu kusursuz bir şekilde yapıyoruz diyorlar. Hatta ne demişti Elmalı Hamdi Yazır merhum? Efendim, meleklerin bu itirazında
o hilafet makamına bir rağbet de sezilmektedir. Yani hani biz halife olalım, bir halife gerekiyorsa bunu biz yapamaz mıyız, bu hilafeti, bu görevi de var. Yani satır aralarında bu da görülüyor demişti Elmalı Hamdi Yazır. Şimdi arkadaşlar, Cenab-ı Hak insanla meleğin farkını ortaya koyacak burada. Ve insanı meleklerden de üstün kılan tarafımızı, insanın yani meleklerden de üstün olduğu tarafını gösterecek meleklere. Tabii şimdi buradan arkadaşlar pedagojik ilkeler de çıkarılabilir. Yani Elmalı'nın saydığı o 20 maddeye biz başka maddeler de ekleyebiliriz. Mesela düşünün, şimdi siz diyorsunuz ki işte evi değiştireceğim, eşyaların yerlerini değiştireceğim diyorsunuz. Ya da ne bileyim işte herhangi bir konuda bir karar alıyorsunuz yani evle ilgili ve söylüyorsunuz evdekilere. Niçin diyorlar? Yani niçin değiştiriyorsun, işte ne güzel böyle iyi falan diyorlar. Bir defa arkadaşlar, çoğumuz, yani nereden biliyorsun diyeceksiniz. Hani benim meşhur fıkramı bilirsiniz. İki kör dolma yiyorlarmış. Biri ötekine demiş ki neden ikişer ikişer yiyorsun dolmaları? Çünkü aynı tabaktan yiyorlar. Öbürü ikişer ikişer yiyince tabii diğerine az kalmış olacak. Efendim o da diyor ki ben de kör, sen de kör. Nereden biliyorsun ikişer ikişer yediğimi diyor. Kendimden biliyorum diyor. İşte insan arkadaşlar, bunu bize çocukken anlatırlardı. İnsan bütün dünyayı kendisi gibi bilir ve kendinden bilir. Onu unutmayın. Hatta bir edebiyat eleştirmeni diyor ki, çok severim onu, o sözü. Bir romancı bir at seyisini anlatırken bile aslında kendini anlatır diyor. Bu yüzden kendinizi çok anlatırken biraz dikkatli olmakta yarar var. Biz zannediyoruz ki mesela, işte çok rastlıyorum şimdi sosyal medyada böyle bir şey var. Eğilim ve akım diyelim var. İşte eşlerinden yakınan, çocuklarından yakınan, mesleklerinden yakınan, yani her şeyden bir yakınan insan var arkadaşlar. Bilelim ki biz yakındıkça, anlattıkça yani hayatımızı, aslında kendimizi anlatıyoruz. Kendimizin şükür konusunda, işte yeterlilik konusunda ya da ne bileyim insanlarla geçinme konusunda nasıl bir zaviyede durduğumuzu, karakterimizin, ahlakımızın, konulara yaklaşımımızın nasıl olduğunu göstermiş oluyoruz. Şimdi dolayısıyla ben de yani kendimden biliyorum. Bilgi bile vermiyoruz çoğu zaman arkadaşlar. Kendi altımızdakilere, yani bunlar işte çocuklarımızsa veya iş yerinde işte evdeki çalışan biri varsa o, veya iş yerinde yanımızda çalışan insanlara. Yani ben bundan sonra bunu şöyle yapacağım. Ya kaldı ki burada meleklere düşen bir görev de yok. Yani Cenab-ı Hak bir halife yaratacak, bir insan yaratacak. Oradan meleklere bir iş düşüyor mu yani? Hani onlara da bir iş düşecek de önceden söyleyeyim, bilsinler sorumluluklarını anlamında değil. Tamamen yani benim gördüğüm arkadaşlar, bilgi veriyor Cenab-ı Hak. Ve bu nasıl bir tenezzüldür yani? Tenezzül burada kibir anlamında düşünmeyin. Yani Cenab-ı Hakk'ın buradaki, nasıl diyeyim, mahlukuna, çünkü melekler de onun mahluku, nasıl kıymet verdiğini, değer verdiğini görün yani. Ona açıklıyor. Mesela vahiy de bize bilgi vermektir. Bütün peygamberler göndermesi Cenab-ı Hakk'ın arkadaşlar, bizi bilgilendirmek içindir. Peki bunu yapmak zorunda mı yani? Vahiy bir tenezzüldür arkadaşlar. Yani Cenab-ı Hak kendi katındaki bilgiyi bizim idrakimize anlayacağımız şekilde açıklıyor ve bütün o metafizik dünyayı bize açıklıyor. Niye açıklıyor? Çünkü onu bilmediğimizde biz şu anda olan bitene de anlam veremeyeceğimiz için ve o anlamsızlıkla kendimize ve hayata ve başkalarına zarar vereceğimiz için. Dolayısıyla arkadaşlar, bunu insan ilişkilerine uyarlayın bir bakalım yani nasıl olacak? Şimdi bilgi verdiniz, zaten bir tenezzülde bulundunuz. Yani siz diyorsunuz ki mesela işte ben eşyaların yerini değiştireceğim diyorsunuz veya odaları değiştireceğim diyorsunuz. Ondan sonra aslında konuyla hiç de ilgisi olmayan, yani değiştirirseniz değiştirirsiniz. Onun yapacağı hiçbir şey yok. O kişi, her kimse o, diyor ki tamam da ne gerek var diyor. Ne gerek var, işte ne güzel diyor. Bu sefer ona arkadaşlar, ya ben bilirim dedi.
Cenab-ı Hak şeyin 30. ayetin sonunda ne diyor? İnni a'lemu ma la ta'lemun. Ben sizin bilmediğinizi bilirim yani. Açıklama bu aslında. Ama sonra arkadaş yani bir defa şeyi söylüyor. Hani ne oluyor bir dakika diyor. Siz hani kime soruyorsunuz bu soruyu adeta. Yani Cenab-ı Hakk'ın adına asla bir şey söyleyemem de hani o inni a'lemu ma la ta'lemun. Ben sizin bilmediğinizi bilmez miyim? Her konuda biliyorsam bu konuda da biliyorum. Dolayısıyla var bunun bir hikmeti, bir sebebi. Hani neden bunu güvenmiyorsunuz anlamında. Fakat sorularını cevapsız ve açıklamasız da bırakmıyor arkadaşlar. İşte arkasından 31. ayetten sonra Adem'e neden gerek olduğunu ve Adem'i yani melekler varken neden Adem diye bir varlığın yaratıldığını ve hilafetin de o hilafet mevkiinin de ona verildiğini fiili olarak gösteriyor. Yani siz işte bu odaları değiştiriyorsunuz. Niçin? İşte evin mesela güneşin şuradan doğduğu, şuradan battığı, dolayısıyla işte yatak odası şurada olursa daha iyi olur, oturma odası şurada olursa daha iyi olur. Gösteriyorsunuz, açıklıyorsunuz. Yani bir ikinci bir tenezzülde bulunuyorsunuz. Buradaki hani Cenab-ı Hakk'ın o alemlerin Rabbiyken, Allah'ken yani bunu yapmasındaki ahlakı görüyorsunuz değil mi? Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, ben çok kullanırım bunu, çok dile getiririm yani, kullanmak burada hoş kaçmadı. Hadis-i şerifte Allah'ın ahlakıyla ahlaklanın derken bize, değil mi? Hiçbir insan, yani bunu Efendimiz söylemeseydi arkadaşlar, bu sahih bir hadis olmasaydı hiç kimse cesaret edip de böyle bir ifade söyleyemezdi. Çünkü Allah, yani sen bir kulsun, nasıl Allah'ın ahlakıyla ahlaklanabilirsin? Böyle bir şey mümkün mü yani? Hani bunu şirke kadar varan suçlamalar yapılırdı böyle bir şey söyleyen kişiye, eğer böyle bir hadisi olmasaydı. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem söylediği için, yani Cenab-ı Hak şunu şöyle yapıyorsa peki sen bir kul olarak nasıl yapmıyorsun? Mesela beni çok dehşete düşüren, tabi Cenab-ı Hak hani gel ben sana göstereyim der, bir imtihan yaşatır, Allah'a sığınıyorum, ama dehşete düşüren bir ifade var arkadaşlar. Çok kullanılan, insanların çok kullandığı. İşte diyor ki çizgiyi de aşmışsa, şu kadar şu kadar da yapmışsa sana affetme artık diyor. Yani affa bir sınır koymaya çalışan, bir limit koymaya çalışan ve insanların işte davranışlarını bir noktadan sonrasını affetmemek lazım geldiğini söyleyen yaklaşım. Çok, o da çok moda arkadaşlar. Çünkü bizim benimiz o kadar kıymetli ki, veyahut da şöyle diyeyim, o kadar kırılgan ki bizim benimiz arkadaşlar. Böyle birisi böyle sınırı bir parmak geçerse biz artık orada büyük bir zarar görüyoruz ondan ve buna asla izin vermememiz gerekiyor. Neyse, o psikolojik tahlillere girmeyeyim, haddimi aşmayayım. Şimdi arkadaşlar, beni mesela çok etkiler. Açıkça Cenab-ı Hak Nur suresinde İfk hadisesini anlatır ve sonunda Hazreti Ebu Bekir'in biliyorsunuz kızıdır. Hazreti Ayşe peygamberin eşidir. Ona zina iftirası atılmıştır. Bu iftirayı atanlardan birisi de Hazreti Ebu Bekir'in akrabasıdır ve fakirdir ve Hazreti Ebu Bekir onu beslemektedir. Yani aylık veya işte haftalık, günlük, neyse, geçimini o temin etmektedir yani. Ve bu adam gene, o da sahabe, işte karışmış. Hasan bin Sabit bile karışmış yani. Bu iftiraya karışan sahabeler var. Böyle ileri geri konuşmuşlar. İşte neredeyse helak olacaktınız diyor ya ayet-i kerime. Sonunda arkadaşlar diyor ki işte affedin siz gene de onları diyor. Bu iftiraya karışanları. Ama affetmek arkadaşlar ceza görmemek demek değil, onu da söyleyeyim. Çünkü onlar iftira cezasıyla cezalandırılmışlar yani, suçu sabit olanlar. Fakat Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh bir yemin etmiş, bir daha asla yardım etmeyeceğim o kişiye diye. Cenab-ı Hak ondan hoşlanmıyor, o yardımın kesilmesinden hoşlanmıyor ve Hazreti Ebu Bekir'in böyle bir
karar almasından. Diyor ki çok seviyorum orayı. Ela tuhibbune en yağfir Allahu lekum diyor. Allah'ın seni affetmesini, sizi affetmesini istemez misiniz diyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Buradan ve benzeri epey bir ifade var hadislerde bilhassa. Diğer bütün bu ifadelerden ben şu sonucu çıkarıyorum arkadaşlar. Cenab-ı Hakk'ın kıyamet gününde sana nasıl davranmasını istiyorsan sen bugün insanlara öyle davranman gerekiyor. İşte bu Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmaktır. Yani Allah'ın sana nasıl davranmasını istiyordun, o ahlakı senin kapasitende tabii, senin gücün miktarınca sen bugün gerçekleştirmen, göstermen, ortaya koyman gerekiyor. İşte burada da arkadaşlar Cenab-ı Hakk'ın meleklere onların o hikmet suallerine karşılık hikmeti açıkladığına şahit oluyoruz. Şöyle ki ve alleme Ademel esmae kullaha. Allah Adem'e her şeyin ismini öğretti. İsimlerin tamamını öğretti. Bu isimler neyin isimleri? Şimdi Elmalı'da dört tane yorum aktarmış bize. Çok üzerinde konuşulan bir konu bu. Ve insanlar genelde bu bir galattır, yanlış bilinir arkadaşlar. Ben de epey bir müddet öyle zannetmiştim. Sonra şok oldum. Hakikaten ben bu zamiri burada görmemiş miyim diye. Bu isimleri insanlar Allah'ın isimleri zannediyor. Yani Esma-i Hüsna zannediyor. Değil. Nereden biliyoruz arkadaşlar? Thümme aradahum zamirinden. Thümme aradahum ifadesindeki hum zamirinden. Sonra onları meleklere gösterip, çünkü eğer Allah'ın isimleri olsaydı gene ha olması gerekirdi. Esma-i Hüsna müennestir çünkü şey olarak, dil, lisan olarak yani. Efendim, hum olduğuna göre bunlar bir takım varlıklar. Onları meleklere gösterdi. Fekale ve dedi ki, enbiuni bi esma-i haulâi. Şunların isimlerini bana söyleyin bakalım. İn kuntum sadıkîn, eğer sözünüzde sadıksınız. Hangi söz? Arkadaşlar biz varız ya dediler ya melekler. Madem biz varız ya diyorsunuz, siz demek ki bu işi de yapabilirsiniz. Hadi bakalım şu isimleri bana söyleyin, şunların isimlerini bana söyleyin diyor. Ayette arkadaşlar işte neden Kur'an'ın tefsiri bitmez? Ve bana sorarsanız acizane, tamamen sezgisel bir düşünce ile ben şöyle inanıyorum arkadaşlar. Kur'an'ın tefsirini biz bu dünyada bitiremeyeceğimiz gibi insanlık olarak yani cennette de perde perde açılmaya devam edeceğini düşünüyorum. Yani nasıl ki bugün işte bir bilimsel bir gelişme oluyor ve biz diyoruz ki aa bak bu Kur'an-ı Kerim'de böyle bir ifade vardı, acaba bu mu demek diyoruz ve o ayeti daha iyi anlıyoruz. Yani oradaki veya o ifadeyi daha iyi anlıyoruz o bilimsel gelişmeyle, işte teknolojik gelişmelerle vesaire. İşte zamanın izafi oluşunu mesela kanıtlandıktan sonra Kur'an-ı Kerim'deki pek çok ifadeyi çok daha kolay anlayabilir olduk. Pek çok mucizeyi rasyonalistler zamanında inkar ettiler, tevil ettiler, inkar demeyelim, tevil ettiler. Ama son yüzyıldaki bilimsel gelişmelerle o mucizelerin pek çoğunun en azından teorik olarak mümkün olduğunu öğrenmiş olduk ve dedik ki bak işte bu Kur'an'ın manevi mucize, manen muciz oluşunun göstergesidir dedik. Manen muciz oluş ne demek? Kur'an'ın manalarının, yani sadece lafzındaki o edebi değerin değil, manalarının da mucizevi oluşunun delilidir dedik. Belki işte cennette de biz bunları perde perde, katman katman, tabaka tabaka efendim anlamaya devam edeceğiz diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar işte Kur'an'ın tefsire ihtiyaç duyduğu noktalardan birisi de burası. O isimlerin neler olduğunu söylemiyor Allah Teala. Onlardan bir zamirle bahsediyor. Hum zamiriyle bahsediyor. Onlar diyor. Onlar. Bunlar neler peki? Efendim, insanların anlaşmasına yardım eden bütün isimler olabilir diyor Elmalı Hamdi Yazır. Yani her şeyin ismi. Her şeyi Cenab-ı Hak bir lisanı yani Hazreti Adem'e öğretti. Bu olabilir. Melaikenin isimleri olabilir.
Hum zamirinden ötürü, arada humdaki hum zamirinden ötürü Adem'in zürriyetinin isimleri olabilir. Kıyamete kadar gelecek olanların. Ve bir başka yorumda Esma'dan Murat, ben en çok bu yorumu çok seviyorum. Esma'dan Murat lisan değil, havası eşyadır. Yani Adem'e öğretilen esma kelimeler değil, bütün mahlukatın eşya her şey demek. Bütün mahlukatın nitelikleridir. Havas hususiyetleri demek, özellikleri demek, nitelikleridir. O havastan müteşekkil süveri ilmiyedir. Yani kendi dışındaki bir nesneyi, bir varlığı tanıyabilmesi, onun özelliklerini kavrayabilmesi ve bu özelliklerin sonucu olarak da onu isimlendirebilmesi. Yani kavram ve isim, yani lisan üretme becerisi olduğunu, Adem'e bunun öğretildiğini söylüyor bazı yorumlar. Ve Alleme'de, Alleme Ademel Esma'e, yani Esma Adem'e bütün isimleri öğretti ifadesindeki zahir mana, yani lafzın bize söylediği mana, bütün o isimleri, artık bunlar neyin isimleri ise, Adem'in ruhuna nakşu ilham etti. Yani bir şey gibi, bir USB ile bir bilgiyi aktarır gibi, bakın şimdi teknoloji nasıl yardım ediyor bize. Efendim, bir bilgiyi biz küçücük bir işlemciyle aktarıyoruz, değil mi? Bir başka cihaza, efendim, veya kilometrelerce dünyanın her yerine gönderebiliyoruz bilgileri. Hatta artık uzaya gönderebiliyoruz. Efendim, onun gibi ruhuna nakşetti. Birinci anlam bu, zahiri anlam bu. Muhtemel mana ise bu ayette lüzumunda vaz edip kullanacak bir istidadı mahsusu haiz bir ruh nefhini takdir etti. Yani öyle bir ruh üfledi ki Hazreti Adem'e. Hazreti Adem o ruh sayesinde gerektiğinde geliştirebileceği, kullanabileceği ve ilerletebileceği bir isimlendirme ve lisan üretme becerisi kazandı. Yani beyan niteliği kazandı. Arkadaşlar, Rahman suresinin başında da buna rastlarız, değil mi? Er-Rahmanu allemel Kur'an, halakal insan, allemehul beyan. Cenab-ı Hak, Rahman suresi muhteşemdir arkadaşlar. Rahman suresini ben acizane kanaatim, yani çok çok yüzeysel anladığımızı düşünüyorum. Yani hatta çoğu yerini hiç anlamadığımızı düşünüyorum. İnanılmaz bir yaratılış hikayesi vardır orada. Hem de sadece bu dünyanın değil, bütün varoluşun yaratılışı, dirilişi, sonraki hayat, şimdiki hayat, hepsinin çok mecazi ifadelerle anlatıldığını düşünüyorum. Ve kim bilir onun ne mucizelerine şahit olacağız. Allah ömür fırsat verirse insanoğluna. Orada da beyanın insana öğretilmesini Cenab-ı Hak kendisini tanımlayan, yani Rahman öyle bir varlık ki halakal insan, insanı yarattı, allemehul beyan ve ona beyanı, beyan ne arkadaşlar? Kendisini ifade edebilme ve kendisine ifade edileni anlayabilme kapasitesi. Yani karşılıklı lisan üreterek anlaşabilme. Hatta bununla ilgili biraz araştırma yaparsanız, ben çünkü bu konularda maalesef çok yetkin değilim ve çok derin araştırma yapıp hazırlanacak maalesef vaktim de yok. Efendim, insan mesela nasıl dil üretiyor? Ses telleri, anlam, mesela çocuk dünyaya geliyor hiçbir dil bilmeden, onu nasıl öğreniyor? Yani o süreç ne? İnsanın iç dünyasındaki o süreç ne? Mesela başlangıçta ilk önce kelimeleri öğreniyor, sonra ona takılar takmaya başlıyor, sonra cümleler yapmaya başlıyor. İlk önce mecaz hiç yok mesela. Geçen gün torunlardan birine senin kafan yerinde mi dedik, bakıyor yerinde diyor. Kafasını gösteriyor, yerinde diyor kafasına. Mecazı hiç anlamıyor mesela. Bunu sonra zaman içerisinde, sonra soyut düşünceye geçiyor. Yani o zihnin, özellikle neuroscience'cılar şimdi işte bunu daha iyi çalışıyorlar, bilim insanları.
Zihin nasıl açılıyor, nasıl perde perde açılıyor ve dil, lisan, becerimiz bizi nerelere götürüyor? Şimdi bu ayet onun üzerinde de duracak. Elmalı Hamgazır bir şeye işaret ediyor arkadaşlar. Ona biz de dikkat edelim. Bunun şimdi bakın bizi ahlaklandırma meselesine geliyoruz yavaş yavaş. Yani bu Adem hikayesinden biz kendimize nasıl sonuç dersler çıkaracağız? Onlardan bir tanesine geliyoruz şimdi. Bundan anlaşılıyor ki diyor Elmalı Hamgazır. Yani Cenab-ı Hak hani melekler sordular. Cenab-ı Hak da öyle mi ben size göstereyim dedi adeta. Hani böyle bir ifade geçmiyor da metinde. Ve Adem'e isimleri öğretti. O isimler işte yoruma açık bir ifade. İsimleri öğretti, daha doğrusu lisanı öğretti diyelim biz. İster kabiliyet olarak, ister doğrudan doğruya lisan öğretme olarak öğretti. Ve sonra meleklere dedi ki hadi bakalım siz söyleyin şimdi şunların isimlerini dedi. Yani Elmalı Hamdiyazır burada diyor ki arkadaşlar kelam ve lisan meselesinin emri hilafette şayanı ehemmiyet sahibi olduğunu gösterir bu olay diyor. Yani şöyle düşünün mesela birini bir göreve getiriyorsunuz. Mesela işte nasıl yapar ya bu görevi ona niye verdiniz diyorsunuz diyor birisi sorguluyor yani sizin bu istihdamınızı. Nasıl açıklarsınız? Açıklamanız lazım. Nasıl açıklarsınız? O insanın o işe yetkin olduğunu gösteren en kuvvetli delille açıklarsınız, değil mi? İşte bu diploma mıdır? Aldığı bir eğitim midir? Daha önce yaptığı işler midir? CV'leri midir? Referansı mıdır? Her neyse. Dersiniz ki bak daha önce de bu şu 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 projeleri başarmış. Ya da işte falan yerde şöyle başarılı işler ortaya koymuş. Ya da işte bak şöyle bir CV ile bize gelmiş dersiniz. Yani bir deliliniz vardır ve o delilin en kuvvetli olanını öne sürersiniz. O istihdamınızda haklı olduğunuzu göstermek için. Burada da Cenab-ı Hak meleklere Adem'in hilafet meselesindeki yeterliliğini göstereceği zaman hangi özelliğini öne çıkarıyor arkadaşlar? Hangi özelliğini? Zihinsel kapasitesini öne çıkarıyor. Onun için arkadaşlar bu çağ maalesef yani hepimiz az veya çok etkisinde kalıyoruz. Bunun etkisinde kalmayan insan var mıdır ya da işte nasıl olur? Hani gidip hepimiz ziyaret edelim. Hakikaten önemli biridir o. Şunun etkisinde kalıyoruz arkadaşlar. Bu çağ insanın beşer kısmının yani bedeni, fiziksel yapısının son derece önemli görüldüğü bir çağ. Bilmiyorum geçmiş çağlarda bu kadar önemsendi mi insanın bedeni? Önemsenmiştir illaki. Yani dünyanın en kötü nesli biz değiliz. O kanaatteyim her zaman. Çünkü döngüsel olduğunu düşünüyorum ben tarihin. Yani bir kötülük dönemi hep olmuş, sonra bir iyileşme dönemi hep olmuş yani. Ve eski çağlarda da hani çok kötü dönemler yaşamışlar insanlar. Sadece ten rengi bile hala dünyada değil mi? Bir üstünlük vesilesi olabiliyor yani. Bunu aşamamış insanlar düşünebiliyor musunuz? İnsanoğlu bunu aşamamış arkadaşlar yani. Ten renginin üstünlük vesilesi olduğu düşüncesini. Şimdi arkadaşlar birazdan tabii konu ilerlediğinde göreceğiz. Burada yok daha doğrusu Araf suresinde, Hicr suresindeki bölümlerde geçecek. Şeytan Adem'e secde etmeyecek biliyorsunuz. Hani hikayeyi biliyorsunuz da işte ben de süreyi doldurmaya çalışıyorum böyle detaylara girerek. Şeytan Adem'e secde etmeyecek. Cenab-ı Hak ona niçin etmedin diyecek. Aynen melekler Cenab-ı Hakk'a niçin yaratıyorsun dediler ya, Cenab-ı Hak da ona soracak. Niçin secde etmedin? Nasıl açıklayacak arkadaşlar? Diyecek ki beni ateşten, onu topraktan yarattın. Ateş topraktan üstündür. Öyleyse ben ondan üstünüm. Üstün olan aşağı olana secde etmez. Yani fiziksel özellikleriyle değerlendirmek bir varlığı arkadaşlar, bir insanı diyelim. İnsan veya nasıl diyelim? Şeytan insanla tabii kendini akıllı bir varlığın yani. Akıllı düşünen bir varlığın. Bir hayvanın değil de insanın yani. Kendisini ve başkalarını fiziksel özellikleriyle sınıflandırması ve ona göre ona değer biçmesi kendine veya başkalarına. Unutmayın, bunun altını çiziyorum arkadaşlar. Şeytanın yoludur.
şeytanın yoldur. Bunu ben de yapıyorsam, başkası da yapıyorsa fark etmez. Ve bu bizim düşünce yapımıza maalesef öyle bir sinmiştir ki arkadaşlar. Çocuklarımızı yani çok ileri yaşlara varıncaya kadar fiziksel özellikleriyle överiz. İşte gözüyle, kaşıyla, saçıyla, boyuyla, ne bileyim yani, fiziksel özellikleriyle överiz. Sonra o çocuk ergenlik çağında aynanın karşısından çekilmeyince de ya neden bu kadar bedenini bu kadar önemsiyor bu çocuk deriz. Elhasıl burada Cenab-ı Hakk'ın insana verdiği değerin şu anda bir ahlak da yok dikkat ederseniz arkadaşlar yani. Ruhtan yani, çünkü ona ruh üfledikten sonra, insana, Adem'e ruh üfledikten sonra meleklerin secde etmesini emrediyor Cenab-ı Hak. Dolayısıyla müfessirler diyorlar ki orada yapılan secde yani saygı, o saygı ihtiramdır yani, ibadet secdesi değildir. O saygı bedenine, Adem'in bedenine yapılmış bir saygı değil, ona üflenen ruha yapılmış bir saygıdır derler. Ve aynı zamanda işte burada da hilafet meselesinde, yani melekler çünkü hilafet konusunda sorguladılar, açıklama istediler daha doğrusu. İşte o açıklamanın gerekçesi olarak insanın lisan kapasitesi, beyan kapasitesi üzerinde duruluyor. Tabii burada arkadaşlar işte hitabet meselesinin, hitabet yeteneğinin, konuşma becerisinin, lisana hakimiyetin, insanları yönetme konusunda, toplumları idare etme konusunda bir rüçhaniyet vesilesi olduğuna da bir telmih vardır, bir işaret vardır. Onu da hatırımızda bulunduralım. Batıdaki eğitimlerde bunun üzerinde çok duruluyor gerçekten. Şimdi ben son durumu bilemiyorum maalesef. Artık hani çoluk çocuk vasıtasıyla biraz izliyorduk. O dünyanın dışındayım. Ben hiçbir zaman okullarda görev yapmadım. Dolayısıyla bilmiyorum, şu andaki durumu bilmiyorum. Fakat sürekli öğretmenin konuştuğu ve işte öğrencilerin de işitsel metotlarla, belki biraz görsellik katılarak işin içine, efendim etkin bir şekilde rol almadıkları bir öğrenme biçiminin çok da faydalı olduğunu düşünmüyor dünya yani arkadaşlar. Dil beceri, dili kullanma, bir konunun özünü, bir konunun özünü anlayabilme ve onu anlatabilme becerisinin gerekli olmadığı herhangi bir meslek gösterin bana arkadaşlar. Herhangi bir iş gösterin. Hatta bu işin illa profesyonel bir iş olması gerekmez. İnsan ilişkilerinde arkadaşlar, başkalarının sözsüz mesajlarını, hatta o satır aralarını anlayabilenler, yani beyan yeteneğine sahip olanlar, efendim kendisini çok net ifade edebilenler, güçlü bir şekilde ifade edebilenler her zaman, her ilişkide, her mevkide arkadaşlar avantajlı durumdadırlar. Onun için lisan meselesi son derece önemlidir. Lisan kabiliyeti arkadaşlar, sadece zannedilir ki işte mühendislik gibi veya işte başka sayısal bilimlerde çok gerekli değildir zannedilir. Hayır, sizi hep aşağıda bırakır. Yani lisana hakim olmamanız, lisan, kendinizi ifade etme beceriniz ve başkalarının ifadelerindeki örtülü mesajları da veyahut da işte sözsüz mesajları da anlayabilme beceriniz, yani okuma deniyor buna, işte durumu okuyabilme, durumu okuyabilme beceriniz yüksek olduğu zaman öne geçiyorsunuz. Öne geçmek şart değil tabii ki. Herkes öne geçse arkada kim kalacak, değil mi? Arkadaki işleri kim yapacak? Ama burada hilafetten bahsedildiği için, yani bir makam, bir makamı ihraz etmek, o makamın sorumluluğunu üstlenmenin beyan yeteneğiyle ilişkisini ortaya koymuş oluyor. Bu açıdan efendim biz de bir bu vesileyle lisan meselesine tekrar işaret etmiş olalım. Lisan arkadaşlar, adı üzerinde ana dili, anneden bir ağırlıklı olarak öğrenilir. Dolayısıyla kadınların ben lisana hakimiyetinin çok, ve Cenab-ı Hak bize de büyük bir kapasite vermiştir bu konuda kadın cinsine. Sözlü becerilerimiz çok yüksektir potansiyel olarak. Elbette her fert aynı değildir ama erkek cinsiyle kıyaslanamayacak kadar öndeyiz bu konuda. İşte bunu nasıl diyelim, bu kapasiteyi
Böyle 500-600 kelimeyle sürekli bir kısır döngü içerisinde hep aynı şeyleri konuşarak tüketmek yerine, değil mi? Kendimizi geliştirerek, çünkü öğrendiğiniz her yeni kavram, öğrendiğiniz her yeni kelime zihninizde yeni bir bağlantının kurulması demek. O kadar ince ve derin düşünebilme kapasitesi demek. Burada buna da işaret var. Sonuç, Adem'den evvelki mahlukat her ne neviden olurlarsa olsunlar. Adem'den evvelki mahlukat hangi neviden olurlarsa olsunlar lisandan mahrum idiler. Yani insan değildiler. Bu açıdan felsefedeki çeşitli insan tanımlarından bir tanesi, biliyorsunuz arkadaşlar, insan konuşan hayvandır der. Bu açıdan haksız sayılmaz. Yani hayvanı canlı anlamında. Çünkü hayvan hayat kelimesinden geliyor arkadaşlar. Ay, insan hayvan mıdır, insan hayvandan mı geliyor diye şey yapmayın. Burada öyle anlamlar çıkarmayın. İnsan konuşan canlıdır. Yani bütün o canlılar içerisinde insanı ayıran özellik konuşabiliyor olmasıdır. Şimdi Cenab-ı Hak Adem'e isimleri öğrettikten sonra meleklere enbiuni bi esmaiha ulai dedi ya. Madem hani iddianız var, böyle bir iddianız var, o zaman şu isimleri bana bir sayın bakalım, bana haber verin dedi. Burada Elmalı Hamdi Yazır çok önemli bir işarette bulunuyor, yine az önce söylediğimiz şeyi tamamlayacak şekilde. Diyor ki bir varlığın üzerinde tasarruf, tedbir, ikame-i madilet, bunların müteallaklarını, istidatlarının mertebelerini ve hukukun miktar derecelerini bilmeye ve bundan başka bir de bizzat ihzarlarına muhtaç olmaksızın gıyaplarında dahi isimleriyle anlatabilmeye mütevakkıftır. Anlaşıldı değil mi arkadaşlar? Evet, bu bir espri bizim aramızda hep. Böyle güzel konuşuyorlar işte, böyle güzel yazıyorlar. Ne demek istedi burada? Şimdi Adem halife olacak ya arkadaşlar ve bir halifelikte burada lisanın, yani beyan yeteneğinin ne kadar önemli bir özellik olduğunu Cenab-ı Hak, çünkü onun başka özel, insanın başka özellikleri de var ama neyi öne çıkardı? Lisan becerisini gösterdi. Demek ki diyor, buradan anlıyoruz ki ve meleklerde de bu yok. Konuşmuyorlar mı? Konuşuyorlar ama nasıl bilmiyoruz. Yani insan gibi bir lisan üretme, mesela edebiyat yapıyorlar mı melekler? Şiir yazıyorlar mı? Hani kavramlaştırıyorlar mı? Kendilerine söylenenden yola çıkarak söylenmeyen bir şeyi üretebiliyorlar mı? Yani şeyi yapabiliyorlar mı? Ne denir ona? Siz söyleyin. İçtihat yapabiliyorlar mı? Yeni sonuçlara ulaşabiliyorlar mı? Bilmiyoruz. Ulaşamadıklarını düşünüyorum ben. Yani onlara ne kadar verildiyse öyle anlıyoruz buradan. Yani o kadarını onlar bile biliyorlar. La ya'sunallahe ma emarahum ve yef'alune ma yu'merun. Kodlanmış bir hayat var onlara. O kodlar çerçevesinde hareket ediyorlar. Kendisine verilen kapasiteyle arkadaşlar, kendisine verilen kapasiteyle sınırların dışına çıkma kabiliyeti, affedersiniz. Affedersiniz. Sadece insana verilmiş bu kabiliyet. Şimdi burada şunu dedi Elmalı Hamdi Yazır. Bir varlığın üzerinde tasarruf, yani idare, yönetim, çünkü halife o ya. Neyin peki, neyi yönetecek Hazreti Adem? Arkadaşlar, henüz başka insan yok. Yani biz çünkü yönetme deyince hep insanları yönetmeyi anlarız. Neyi yönetecek? Bütün kainatı arkadaşlar. İnsana bütün kainat verildi. Onun için bütün kainattan sorumluyuz biz. Bak şimdi ahlakımızın kapasitesi ne kadar değişti. Şu anda gördünüz mü? Yani biz sulardan, kuşlardan, ağaçlardan, dağlardan, gezegenlerden, yani bizim her yaptığımız hareket bütün mahlukatı ilgilendiriyor. Canlı cansız bütün kainatı ilgilendiriyor. Ve bütün bu kainat bizim tasarrufumuza, yetkimize verildi. Niye? Çünkü biz eşyanın mahiyetini kavramak kapasitemiz var. Ve eşyanın, bir şeyin mahiyetini kavradığınızda onu üretme, dönüştürme kapasiteniz de var demektir. O yetki, hilafet yetkisi bu demek. Yani
İşte tasarruf yetkisi bu demek. İşte birisini mesela getiriyorsunuz, bir vakfın başına koyuyorsunuz veya işte kendi servetinizin idaresini birisine veriyorsunuz. Mesela vekil harç denir eskiden bunlara. İşte sen bu serveti yönet, bu işleri yönet diyorsunuz. Artık onun almaya, satmaya, yatırım yapmaya, oradan çekmeye, oraya yatırmaya yetkisi var. İnsan da bu kainatta tabii ki hesap verecek. Nasıl ki vekil harç asıl mal sahibine hesap verecekse biz de o hilafetin, o yetkinin hesabını vereceğiz Allah Teala'ya. Peki bu yetki neyi gerektiriyor? Yani bu hilafet bir sorumluluksa verilen, yani burada şunu da görüyoruz arkadaşlar. Hiç kimseye altından kalkamayacağı, yani kapasitesinin yeterli olmadığı bir sorumluluğu vermemek gerekir. Ah arkadaşlar, bunu başaramıyoruz diye düşünüyorum yani. Başaramadığımız çok şey var da onlardan birisi de bu. Çünkü biz ona iyilik ettiğimizi zannediyoruz. Yani bir insanı hak etmediği bir yere getiriyoruz mesela. Diyoruz ki ya olsun bak, bu bir jest olsun, işte bizim elimizde böyle bir imkan var, oraya bunu da koyalım. Ama arkadaşlar, bir insanı hak ettiği yere getirmemek, ona engel olmak nasıl zulümse, başka bir insanı da hak etmediği bir yere getirmek de aynı şekilde kendisine de zulüm. Çünkü bir insanın bir makama büyük gelmesi rahatsız ettiği gibi küçük gelmesi de rahatsız eder. Aslında müthiş bir rahatsızlıktır. Yani şerefini, haysiyetini, saygınlığını kaybeder yani. Bu bakımdan yönettiği sistemi, yani nasıl diyeyim size, mesela biz mutfağımızı yönetiyoruz değil mi? Mutfağımızı yönetiyoruz. Yani ne alınacak, ne yapılacak, ne pişirilecek, akşam ne yenecek, sahurda ne yenecek, bunları yönetiyoruz. Şimdi bu yönetimi bilinçsizce yaptığımızda hak etmeyen şeyleri öne çıkarıp hak edenleri geri çektiğimizde, yani yememiz gerekenleri yemeyip yemememiz gerekenleri fazla miktarda veya işte yanlış oranlarda yediğimizde nasıl bütün sisteme zarar veriyoruz? İşte dolayısıyla neyin yönetimi sana verilmişse orada bütün süreçleri bilmek, mahiyetini bilmek, işin özünü bilmek, neyi yönetiyoruz? Mesela şimdi insanlar, gençlerden de çok duyuyorum, işte tarıma yatırım yapmak lazım falan diyor. Tamam da yap da, hani ben yatırımdan anlamam ama hayatında bir saksıya bile bakamamışsın yani. Bir sardunyaya bakamamışsın. Sardunya gibi inatla yaşamak için direnen bir bitkiyi bile yaşatamamışsın. Nasıl yani tarım yapacaksın? Köye böyle hayallerinde romantik hayaller kuruyorlar. Köye gitmeye, hayvancılık. Ya hayvancılık yapmak nedir? Sen tuvalet temizleyemiyorsun. Hayvancılığı nasıl yapacaksın? Onun için arkadaşlar, yani ilgilendiğin şeyin her neyse bu, bir varlığın üzerinde tasarruf, tedbir, yönetim yani idare, ikame-i muadilet, onların haklarını karşılamak ve ayakta tutmak, korumak sistemi. Neyle alakalı? Bunların müteallaklarını, bu varlıkların bütün bağlantılarını, bütün onlarla ilgili her hususu yani ve istidatlarının mertebelerini, kabiliyetlerinin mertebelerini ve hukukun miktarını, haklarının kime ne kadar hak verilecek, kimin yeri neresi, bunların derecelerini bilmeye ve bundan başka bir de bizzat ihzarlarına muhtaç olmaksızın, yani çağırıp tanımana gerek kalmaksızın gıyaplarında dahi isimleriyle anlatabilmeye, her birinin ne olduğunu, yani çalıştırdığın, işte yönettiğin varlıkların, hayvanlar mı var, bir çiftlik mi idare ediyorsun, bir devlet mi idare ediyorsun, bir ev mi idare ediyorsun, bir dükkan mı idare ediyorsun, giren mallar, çıkan mallar, bunların kaliteleri, getir bakayım biz ne satıyorduk bir göreyim demeye gerek kalmadan bütün mallarını, bütün yönettiğin her şeyi anlatabilmeye mütevakkıftır. Buradan bunu anlıyoruz. Çünkü Cenab-ı Hak dedi ki meleklere, haydi madem siz şey yapıyordunuz, kendinizi hani layık görüyordunuz buna, söyleyin bakalım şimdi bu varlıkların niteliklerini dedi. Anlatın
bu yönetmeye talip olduğunuz kainattaki, üzerinde tasarruf etmeye talip olduğunuz kainattaki bu varlıkların evsafını bir sayın bakalım bana dedi. Buradan anlıyoruz ki diyor Elmalı Hamdi Yazır, hilafet o yönettiğin, üzerinde tasarrufta bulunduğun bütün ne varsa hepsi hakkında bilgi sahibi olman demektir ve insanı meleklerden ayıran demeyelim, üstün kılan ve insanın halife olarak seçilmesine sebep olan şey de işte onun bu bilme, kavrama ve yeni bilgi üretebilme gücüdür. Melekler ne dediler arkadaşlar? Alu dediler ki bu şey karşısında, yani bu hadi gelin bakalım karşısında meydan okuma diyelim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena. Bu bir gelenek olmuştur arkadaşlar. Vaazlardan önce vaizler hep bunu söyler. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Aslında bu meleklerin Cenab-ı Hakk'a verdiği bir cevaptır. Ne diyorlar burada melekler? Sen her türlü kusurdan ve ortaktan uzaksın, münezzehsin. Senin öğrettiğinden başka hiçbir bilgimiz yoktur. Elbette her şeyi gerçek mahiyetiyle bilen, yani alim ve her şeyi yerli yerince yapan, yani hakim, yalnızca sensin dediler. Yani biz buna karşı çıkarak yanlış yaptık adeta, yani zımnen. Arkadaşlar, melekler yanlış yapmaz ama hani bize Cenab-ı Hak orada nasıl diyelim, bize bir açıklama yapmak üzere bunlar yaşanıyor. Bize bir açıklama yapılıyor. Yani bizim yerimiz bize öğretiliyor, rüçhaniyetimiz bize öğretiliyor. Meleklere de insan oğlu öğretiliyor bu vesileyle. Şimdi bu neden vaazlardan önce söylenir? Benim acizane kanaatim arkadaşlar. Çünkü ne demiş oluyor vaiz burada? Ya Rabbi, şimdi ben anlatacağım bir şeyler. İnsanlar benim böyle ağzıma bakacaklar, tabirimi hoş görün. Efendim hayran olacaklar. İşte aman, hala bile öyle diyorlar insana, işte ne büyük ilim sahibisiniz falan diyecekler. Ya Rabbi, halbuki bizim bildiğimizi zannettiğimiz her şey Allah'ın bize öğrettiğidir. Yani bu nimetin hakiki sahibi sensin. Bu ilmin sahibi sensin. Çünkü gerçek alim ve gerçek hakim olan sadece ve sadece sensin dediler. Melaike ancak nas ile amel eder. Nas, yani bir vahiy ile amel eder. Beşer ise istinbat ve kıyas kuvvesine maliktir diyor Elmalı Hamdi Yazır. Beşeri melekten ayıran var. İşte az önce ben içtihat dedim. O istinbat ve kıyas diyor. Yani insanlar meleklerden farklı olarak, melekler dediğim gibi adeta kendilerine indirilen bilgi kadar bilirler. Ama insanoğlu o kendisine indirilenden indirilmeyene, bildirilenden bildirilmeyene ulaşabilecek fikir yürütme ve mantıklı sonuçlar üretme kapasitesine sahiptir. Bu da insanı meleklerden üstün kılan tarafıdır. 33. ayette Cenab-ı Hak Hazreti Adem'e dönüyor. Kale ya Ademu enbi'hum bi esmaihim. Ey Adem, bunların adlarını onlara söyle buyurdu. Felemma enbe'hum bi esmaihim. Ne zaman ki Hazreti Adem onların adlarını, gene hala onlar diye gidiyor. Bilmiyoruz onların neler olduğunu, yani ayette net değil. Meleklere bildirince Kale, Cenab-ı Hak dedi ki Elem ekullekum İnni a'lemu gaybe's semavati vel ardı ve a'lemu ma tubdune ve ma kuntum tektumun. Size göklerin ve yerin gaybını ben bilirim. Ayrıca sizin açığa vurduğunuz ve gizlediğiniz şeyleri de ben bilirim demedim mi buyurdu. Yani Alim ve Hakim isimlerinin zaten yukarıda geçmiş olması, meleklerin lisanından tabii. Ondan önce de a'lemu diye Cenab-ı Hak kendisini, ben en iyi ben bilirim diye hep ilime, Cenab-ı Hakk'ın ilmine ve hakim ismine, hikmetine, yani yersiz hiçbir şey yapmayacağına, hikmet bu demek arkadaşlar. Yersiz, anlamsız, boşu boşuna hiçbir şey yapmayan, yaptığı her şeyin bir açıklaması, bir sebebi olan ama her zaman o açıklamayı bize yapmıyor Allah Teala.
Hikmet onun için bizim yitiğimiz, hadis-i şerifte geçtiği üzere. Yani biz daima bir hikmet arayışı içerisindeyiz. O yüzden ben cennette de o hikmet arayışının devam edeceğini düşünüyorum ve hikmete ulaşmamızın her gün yeni kapılar bize açılarak, o yüzden de o sonsuz hayatın çok heyecan verici, hiçbir zaman bıkkınlık vermeyen, çok heyecan verici bir hayat olacağını düşünüyorum inşallah. Efendim, tekrar Cenab-ı Hak kendisini burada Melaike-i Kiram'a hatırlatıyor. Cenab-ı Allah diyor, Elmalı Hamdi Hazır, bütün sun'u ilahisini, bütün o yaptıklarını böyle esbat ve hikim-i hafiyeye rapt eylemiştir. Yani yaptığı hiçbir şey hikmetsiz değildir, ama bazen bu hikmetler gizlidir. Hikim-i hafiyeye. İşte o hikmetin gizli olması da arkadaşlar, bizim ona olan imanımızı bir imtihana dönüştürür. Yani inanmak bu yüzden bir imtihandır. Mesela melekler için inanmamak diye bir seçenek yoktur. Çünkü orada hiçbir şey gizli değil meleklere. Görüyorlar yani Cenab-ı Hakk'ı. Ve zaten onlara da itiraz etme yapısı yok, yapılarında yok yani. Cenab-ı Hak hem bize bakın irade-i cüz'iye ile inanma veya inkar etme, hayra veya şerre gitme kapasitesi veriyor. Hem de yaptığı her şeyi, yarattığı her şeyin sebebini açıklamıyor bize. Vahiy yoluyla veya ilham yoluyla. Yani şöyle düşünün, şöyle hayal kurun arkadaşlar. Hayatta bir şeyler olup biterken devamlı buradan bilgi aksa içimize, değil mi? Bunu şunun için yaptım ey kulum, bunu bunun için yaptım. Veya ey kulum demese de hani vahiy gelmeyecek, ama hani böyle o sebepler hep içimize doğsa, şak 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 böyle içimizde sayfalar açılır gibi. Hani ha, bu bunun için oldu, bu da şunun için oldu falan. Hayatımız o anlamları aramakla geçiyor arkadaşlar. Ben mesela diyor ki neden ben? Neden ben sorusunun arkasında bir de bir anlam arayışı var. Dolayısıyla hem hikmetlerin gizli olması, hem bizim inanma ve inanmama seçeneklerimizin olması, imanın çok yüksek bir değer olmasına sebep oluyor arkadaşlar. Yani inanmayı seçiyorsun ve her şeyin hikmetini her zaman anlayamadığın halde teslimiyeti seçiyorsun. Bu hiç hoşuna gitmiyor bu çağın insanının. Onun için de arkadaşlar en ufak bir şeyin sebebini anlayamadığında hemen inkar etmeye geçiyor. Sanki inkar çok açıklanabilirmiş gibi. İnkar da aslında çok büyük açıklamalara muhtaç. Nasıl açıklıyorsun peki bu varoluşu? İnkar ettiğinde, değil mi? Fakat ona karşı hiçbir sebep ile davayı liyakat ve istihkaka da hak yoktur. Yani Cenab-ı Hak böyle hikmetleri gizler, ama Allah'ın yarattığı ve yerleştirdiği sistemde, yani beni bu mevkiye yerleşmiş, başkasını başka mevkiye, yani kaderi düşünün şimdi, oralara da girmeyeyim bu dar vakitte. Hiçbir sebep ile davayı liyakat ve ben bunu hak etmemiştim, bunu hak edecek ne yaptım mesela, bunlara da İnsanın hakkı yoktur. Çünkü o bir şeyi murad ederse yeni sebepler halk eder. Murad ederse yeni sebepler halk eder ve neticesinde o surette ihsan eder. Sebebi asli ve hakiki ancak onun iradesidir. Yani bir şeyin olmasında asıl sebep arkadaşlar Allah'ın onun olmasını istemesidir. Peki Allah niçin onun olmasını istemiştir? Ha, bunu bazen anlarız, bazen anlayamayız. Bazen birazını anlarız. Ama bilelim ki o şeyin olmasına sebep o gerekçe değil. O gerekçe Allah Teala onun olmasını istediği için vardır. Onu söylüyor Elmalı Hamdi Yazır burada. Sebebi asli ve hakiki, yani bir takım olayların olmasında, yaratılışla da bilhassa arkadaşlar, asıl sebep onun iradesidir. Hikmet de onun lazımıdır. Yani hikmet Cenab-ı Hakk'ın iradesinden hiçbir zaman ayrı olmayacağı için ondan ayrılmaz. Çünkü o hikmetsiz bir iş yapmaz. Efendim nereye geldik? Meleklerin Adem'e secde etmesi emrinde şeytanın buna isyan ettiği yere geldik. Görüyorsunuz, böyle nasıl ilerleyeceğiz bilmiyorum. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Meridyen Gece'de tekrar teşekkür ediyorum. Cenab-ı Hak meleklerin yeryüzüne indiği şey daha çok indiği, yani hep varlar da çünkü Kur'an okunması arttıkça melekler artar arkadaşlar, bakın bunu unutmayın. Yani
Kur'an okunması arttıkça melekler artar. Formüller bize verilmiştir. Biz boşuna başka şeylerde arıyoruz arkadaşlar. Şeytanlar bağlanıyor. Melekler çoğalıyor. Tam bir böyle nasıl diyeyim bonus dönemi. Yani eksilerini artıya çevirme, açıklarını kapatma. İşte biraz daha hani hızlı mesela bir yolcuyu düşünün. Bir yere varmak istiyor. Hep yokuş yukarı, hep yokuş yukarı. Yokuş aşağı veya düz bir yere geldiğinde biraz hızlanması lazım ki mesafe alabilsin, değil mi? İşte Ramazan bizim için böyle bir maneviyat açısından bir yokuş aşağı, bir düzlük, bir rahmet mevsimi. Efendim, iyiliklerimizi artırmayı Cenab-ı Hak nasip etsin hepimize. Allah'a emanet.